Merhaba, Yurttaş Postası'nda bu hafta iki konuğumuz var. Besim Delaloğlu ve Ümit Aktaş. Adalet zemini mümkün mü diye konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Adalet zemini yaklaşık 2 yıldır farklı kesimlerin bir araya gelerek kurduğu bir platform. Yani zaten hali hazırda yürüyen bir platform var ama ben hani niye soruyla başladığımızı anlatarak ikinize de hani öyle başlayayım. Çünkü yani iki kavram var isimde. Adalet ve zemin. Ümit Hoca'dan başlayalım. Yani gerçekten ikisi için de şu anki durumu düşünürsek mümkün mü? Besim Hoca da siz başından, en başından var. Ben biraz sonra dahil oldum. Öyle mi? Besim Bey, evet, en başından beri. Siz en baştan vardınız galiba. Evet. İsterseniz siz nasıl başladı? Orası ben kadar ama, tam vakıf değilim. Adalet zeminden önce adalet ve zeminin kavram olarak evet. da başlayabilirim. Aslında şöyle, başlangıçta böyle peşin bir adı yoktu aslında. At. Hatta diyeyim 2 yıl demeyeyim, 3 yıl sanırım. Ama 2 yıldan beri demenizde haksız değilsiniz. Çünkü adının konması aşağı yukarı işte 1 yıl falan aldı zaten. Ne olduğu belli değildi. Ondan sonra başlangıçta zemin kelimesi aslında şöyle. At konamamıştı. O yüzden soyut olarak zemin deniyordu buna. Ondan sonra işte bir takım görüşmeler sonucu Adalet Zemini ismi seçildi. Başka öneriler de vardı aslında çoğunlukla. Fikir şuradan benim hatırladığım kadarıyla yani çok Türkiye'nin hani genel olarak yani 3-4 yıl önceki hali de düşünerek şey edelim hani tabii ki sadece bugünün koşullarıyla bağlı değildi. Hani Türkiye'de bir nasıl diyelim fikri kamusal alan, bir kültürel kamusal alan eksikliği, farklı kesimlerden, farklı mahallelerden, farklı ideolojilerden, farklı kültürlerden gelen insanların arasında bir nasıl diyeyim iletişim sorunu. Hatta biz bunu konuştuğumuz için kendi aramızda söyleyebilirim. Hani daha düz gündelik ilişki, bırakın hani büyük fikir alışverişi falan filan hani gündelik iletişim sorunu var. Dolayısıyla burada hani işte İslamcı kesimden, solcu kesimden, liberal kesimden, ne hangi tür kesimler varsa Türkiye'de, farklı kültürel formasyonlardan gelen bir takım. Tabii bunların ortak noktası biraz okur yazar olmaları, biraz işte akademiyle, gazetecilik, düşünce dünyasıyla bir irtibatı olan bir insanların oluşturduğu bir platform bu. Ondan sonra biz yani arada sırada bir araya geliyoruz. İşte ülkenin, dünyanın meselelerini konuşuyoruz. Birbirimize sunuşlar yapıyoruz işte. Ondan sonra dolayısıyla bir iletişim ağı gibi başladı. Adalet Zemini isminde söylediğim gibi belli bir aşamadan sonra aldı. Şu anda bir e-mail grubumuz vardı zaten başlangıçtan beri. Şu anda bir internet sitesi de var. İşte Facebook adreslerimiz, Twitter adreslerimiz, sosyal medya kullanımı. Ve genel itibariyle açıklamalar yapıyor güncele dair ya da toplantılar yani düzenliyor. Ondan sonra yani dolayısıyla bir kamusal yönü son birkaç yılda biraz daha öne çıktı. Ama bizim kendi aramızda düzenli yaptığımız toplantılarda aslında biraz da zaman zaman bilgilenme ağırlıklı. Çünkü şöyle bir haberdarlık sorunumuz var. Yani ne bileyim işte hep benzer kültürel ağlardan beslendiğimiz için karşı mahallenin beslenme kaynaklarıyla çok bir irtibatımız olmayabiliyor. Biz bu açığı aslında birbirimizden öğrenerek gidermeye çalışıyoruz ve aslında bir insani ilişki platformu da oluşuyor. Hani onun gündelik yaşamımızda da birbirimizle daha fazla görüşür oluyoruz. İşte yemek yiyoruz, iftar yapıyoruz, işte gezi yapıyoruz falan filan. Bu açıdan da bizim için bir zenginlik oluyor. Şimdi aslında o karşılaşma hali ilk değildi. Yani
daha önce uzun uzun karşılaşmalarda, hatta belki de birlikte iş yapmadan o hale gelindi. Yani hani bir kutuplaşma dediğimiz bir ortam konuşuluyordu ilk bir araya gelindiğinde. Şu an bir, yani benim hani gördüğüm şey aslında o dönem kutuplaşma yok gibi, hani kutuplaşma yok, bu gereksiz bir gündem deniliyordu. Şu an ise aslında bir araya gelmeme bir bütün tarafların da kendisini de kabul ettiği bir süreç. Yani hani bir araya gelmeme hali, görmeme hali çok içselleştirildi. Ben öyle düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz? Hem onu sorayım hem de bir yandan da yani bu adalet ve zemin üzerinden de siz hani ona ne eklersiniz? Şimdi aslında Türkiye'deki bu toplumsal yarılmışlık halinin tarihi epeyce eski. Yani 200 yıl önce falan o modernleşme, işte batılılaşma süreçlerinin başlamasıyla birlikte bir şey, öyle bir yavaş yavaş oluşan bir fay hattı ortaya çıktı. Ve işte günümüze kadar gelen ve şu anda toplumun neredeyse işte %50-%50 oranlarında bölündüğü bir seküler ve muhafazakar kesimler. Kabaca tabii ki herkesi aynı kapsam içerisine dahil edemeyiz ama kabaca böyle bir ayrışma oluştu. Ve Türkiye'de biraz da siyaset bu ayrışma üzerinden gidiyor. Yani siyasi aktörler de bu ayrışmadan hoşlanıyorlar. Çünkü bunlar üzerinden politika yapıyorlar. Ama onlar yukarıda bunlar üzerinden politika yaparken o politikanın nesnesi olan bu kesimler hem karşıtlaşıyorlar, hem birbirlerinden uzaklaşıyorlar, hem birbirlerine düşmanlaşıyorlar vesaire. Oysa ki aslında temelde bu toplumda genel geçer bir kültür var. Herkesi birleştiren ortak özellikler var. Ve bu ortak özellikleri ancak yakınlaştığınızda fark edebiliyorsunuz. Ha, birbirimizi tanıyamadığımız şeyler de var. Yani bunu da yakınlaşınca hakikaten şaşırıyorsunuz. Yani ben ne kadar yabancıymışım, ne kadar bu konuda cahilmişim veya karşı taraftaki insan ne kadar benim hakkımda bilgisizmiş, habersizmiş. Bunlar tabii ki uzaklıkla ilgili. Yani mekansal uzaklık ve siyasal uzaklık, kültürel uzaklık. Yani bütün bu uzaklaşmalar toplumda işte giderek böyle travmatik bir duruma yol açıyor. Ve çatışmacı, kutuplaşmacı bir siyasal, kültürel mantık ortaya çıkarıyor ki bu çok doğru bir şey değil. Doğru bir şey olmamanın ötesinde neredeyse hastalıklı bir şey. Yani işte hani Türkiye'de bunun farkına varanlar yok mu? Ta başından beri var. Ya bunu aşmaya çalışanlar, ya bu konuda konuşanlar. Mesela diyelim ki mesela bir Nurettin Topçu'nun Anadolu sosyalizmi veya Müslüman sosyalizmi denen kavram hemen unutuldu gitti. Yani sanki böyle birisini işte hani İslami cepheden kimse söyleyemezmiş gibi, yani sosyalist lafını ağza alamazmış gibi bu kavram hemen unutuldu, bir kenarda kaldı. Veyahut da işte bir Kemal Tahir'in veya İdris Küçük Ömer'in yaklaşımları, bu ezber bozan, veyahut da Hikmet Kıvılcımlı'nın falan. Sonra yakın zamanlarda sizin de içinizde de bulunduğunuz bir has parti deneyim oldu mesela. Bilmiyorum, belki siz de bu konularda bir şey söylersiniz, ben de biraz uzaktan bakıyorum ama sonuçta bunlar iyi tecrübelerdi. Ve bu tecrübelerin aslında devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de aslında içerisinde bulunduğumuz bu toplumsal karmaşanın ve buna bağlı olan birçok sorunun, bunların en başında da adalet sorunu geliyor. Bunun aşılabilmesi, adaletin tahakkuk edebilmesi için her şeyden önce gerçekten bu kutuplaşmadan bir çıkmak gerekiyor. Yani bu kutuplaşmadan çıkarak topluma ve dünyaya bakmak, eğer bir siyaset üretilecekse bu şekilde üretmek ve işte bir şekilde mevcut siyasal aktörlerin kolaycı, araçsal bir şeyi haline gelmiş olan, bir manivelası haline gelmiş olan bu işte sekülerlik ve muhafazakarlık, ki ne kadar sekülerliktir, ne kadar muhafazakarlıktır, bunlar da tartışılır. Bu şeyi, bu karşıtlaşmayı, bu kutuplaşmayı aşarak bu kolay siyasal enstrümanı
o politik aktörlerin elinden almak lazım. Çünkü bunlar hakikaten tamam kendilerine sunulmuş bir kolay siyaset yapma aracı var ellerinde. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Ama bu durum toplumun aleyhine, topluma bir şey kazandırmıyor. Tam tersine kaybettiriyor. Şimdi bu toplum meselesinde ve hani siz dediniz işte siz de hani Has Parti'yi hatırlattınız. Aslında Besim Hoca'nın bıraktığı yerden de hani biz de birbirimizi tanımıyorduk. Bir araya gelip karşı tarafın ne yaptığını, ne ettiğini de hani bu anlamda bir ortam oluştu dediniz. Yani ben şöyle düşünüyorum yani bütün hepsine baktığımda aslında sorun şu. Yani bu kutuplaşmayı veya işte hakikaten hani toplum olmayı ya da işte belki bireyselleşip herkesin kendi içinde yaşadığı hayattan memnun ama diğer hayatı da kendisine öcü gibi görmediği bir toplum. Hani bu işte dediğim şey bu. Bu sahicilik işte herkeste olmamış diye düşünüyorum. Yani bütün bu yürütemediğimiz o bütün o zeminlerden veya işte şimdi ya eskiden yol yürüyorduk şimdi niye yürüyemiyoruz diye konuştuğumuz her şeyden dönüp baktığımızda bir sahicilik sorunu var. Yani insanlar bir araya gelmişler, biraz da yolda yürümüşler ama bir şekilde kişisel sorunlar veya işte o kültürle veya kimlikle ilgili, siyasetle ilgili düşünülen şey aslında amaç gibi görünen şeyin çok da kişisel bir ikballe ilgili olduğu da hani onu da görüyoruz. O yüzden ben hani mesela şu anki karşılaşma hali ne kadar sahici olabiliyor? Yani siz mesela bir araya geldiğinizde bu da konuşuluyor mu? Ya da evet. Tabii bir boyut sizi dinlerken aklıma demin unuttuğum, düşündüğüm bir boyut daha geldi. Tabii şimdi bir ben hani Ümit Hoca da söyledi, ben de ilk partide söylemiştim. Yani Türkiye'de bir işte kutuplaşma var ya da işte mahalleler, kültürel kamplar söz konusu. Şimdi bu platformun bir amacı da bunlar arasında bir diyaloğu oluşturmak dedik. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Ben kendi adıma bunu söylerim. Ümit Hoca da söylesin fikrini tabii ki. Bunun mümkün, böyle bir girişimin, böyle bir fikriyatın, arayışın olabilmesi için insanların kendi mahallelerinde de çok mutlu olmamaları gerekiyor zaten. Yani herkes kendi mahallesinde çok mutlu, mesut olsaydı bu kadar farklı mahallelerden insanların, tabii bu mahalle lafını hep tırnak içinde kullanıyorum. Ondan sonra aralarında bir diyalog kurma ihtiyacı, arayışı aklarına gelmeyebilirdi. Dolayısıyla yani işte gene Adalet Zemin'in katılımcılarından biri olan Cihangir İslam Bey'in şeyine bir aslında bu söyleyeceğimi ona ait. O demişti ilk toplantılarından birinde. Çok retoriği güçlü, esprili bir arkadaşımızdır Cihangir Bey. Dedi ki ya yani, burası dedi eninde sonunda dedi. İşte İslamcı ve Marksistlerin işte solcuların bir arada bulunduğu bir yer. Biraz de facto öyle oldu. Aslında dediğim gibi hani buraya ne bileyim liberal veya işte sosyal demokrat ne bileyim başka insanlar da gelebilirdi yani bunun bir şeyi zaten tamamen kişisel inisiyatif üzerinden gelişen bir şey ama de facto olarak böyle oldu. Yani bir anlamda sol kökenli bir takım okur yazar insanlarla İslamcı bir takım okur yazar insanlar arasındaki bir diyalog mekanına dönüştü burası. Bu aslında hani başlangıçta hesap edilmiş bir şey de değildi. Yani bu aslında ben şeyi de eklemek istedim. Hani bunun bir yolculuk tarafı da var. Hani hiçbir şey net olarak önceden belirlenmiş. Tamamen gönüllülük üzerine hareket eden bir dinamizm bu. Dolayısıyla de facto olarak öyle bir noktaya geldik. Şimdi dolayısıyla bu da bir tecrübe. 3 yıl oldu. Hepimiz, yani ben kendi adıma söyleyebilirim. Hepimiz kendi içimizde, kendi zihnimizde dönüşüyoruz. Birbirimizden etkileniyoruz. Tabii ki Ümit Bey'in de söylediği gibi birçok bilgi olarak, hakikat olarak bildiğimiz birçok şeyin aslında ön yargı olduğunu, emin olduğumuz bazı şeylerin aslında nasıl diyelim, kalıplaşmış bize nasıl diyelim, klişeler yani. Olduğunu falan keşfediyoruz ondan sonra. Şimdi dolayısıyla
bu açıdan benim için çok ilginç bir tecrübe oluyor. Benim yani geçmişimde böyle bir tecrübe yoktu. Ondan sonra buradan çok faydalanıyorum ben. Dolayısıyla zeminin içinde sürekli diyalog içinde olduğum insanları da referans alıyorum ben mesela. Yani şimdi normal bir sivil hayatta da hani sadece siyasi bağlamda değil, her geniş yani ne bileyim hangi filme gideceğinizi seçmekten işte ne bileyim siyasi hangi partiye oy vereceğinize kadar genişleyebilir. Hayatta kendinize referans aldığınız şeyler vardır. Bir takım. Bunlar göreli de biraz ondan sonra. İnsanlar veya kurumlar falan. O ne demiş, o ne yapmış falan. Yani mesela şimdi ben bu çevredeki arkadaşlarımı, dostlarımı daha fazla şey ediyorum. Hani Twitter'da ne demiş, televizyonda ne demiş, şu kitabında ne demiş ondan sonra. Çünkü bunlar kamusal kimliği olan da insanlar. Yani dolayısıyla sürekli fikir üreten ondan sonra insanlar olduğu için. Şimdi bu da önemli. Yani Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı da olduğunu. Zaten Türkiye'nin ihtiyacını aslında konuşmak istiyorum. Yani şimdi böyle bir şey, kültür bizde yok. Yani dediğiniz gibi hani şey yok. Hani karşı mahalleden birisi ama yani bak bu söylediği çok da akıl dışı değil, çok da mantık dışı değil. Şimdi böyle bir inisiyatif tecrübesi veya cüreti bizde çok yaygın değil. Şimdi bu da bizi bir şeye sokuyor aslında, işte bir tecrübe dediğim. Hani onun içinde biz de pişiyoruz ve farklı bir yere doğru da evrimleşebiliriz, evet. Ümit Bey'in de bu konudaki düşüncelerini alalım ondan sonra. Benim için şey, adalet çok önemli bir şey. Yani buranın böyle bir kavrama zemin olması da ayrı bir güzellik. Çünkü toplumun işte karşıt uçları bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Yani bu bana biraz şeyi hatırlatıyor. Yani hani Peygamber Aleyhisselam da Medine'ye gittiği zaman işte bütün o toplumdaki farklı unsurlarla, diyelim işte Yahudilerle, işte hatta müşriklerle, ondan sonra veya işte toplumda bundan başka şeylerle, kavimlerle, ırklarla vesaire, hepsinin katıldığı ortak işte Medine Sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme yapmıştı. Ortak bir arada yaşama akdi diyebileceğimiz bir şey. Yani şimdi peygamberlerin mücadelesine baktığımız zaman da peygamber bir topluma neyi vaat eder temel olarak? Adalet vaat eder. Çünkü toplumlarda en fazla eksikliği hissedilen şey adalettir. Toplumda işte açlık olabilir, yoksulluk olabilir, başka işte ırksal problemler vesaire olabilir ama bunların hepsi temelde adalet noksanlığına dayanan şeylerdir. Yani adalet olsa o toplumda bunların hiçbirisi olmayacak aslında. Yani temel ihtiyacımız adalet ve ben kendi bireysel, hani Besim Hoca da bahsetti o yolculuklardan da, kendi bireysel yolculuğuma bakıyorum. Yani beni İslam'a doğru çağıran, yola çıkaran neydi? Bakıyorum, temel iştiyakım adalete dayanıyor. Yani işte peygamberden adalet çağrısına dayanıyor. Allah'ın adalet çağrısına dayanıyor. Ya Allah benim için adalettir yani. Bize bir adalet vaadi var yani. Dolayısıyla biz nerede durabiliriz? Yani adalete karşı umursuz olan veya adalet adına hiçbir şey yapmayan, yerinden kıpırdamayan bir zeminde durabilir miyiz? Ha, bu zemin ne olursa olsun yani. Başka hangi özelliklere sahip olursa olsun benim için hiçbir önemi yok. Ben de yani zaten görünüşte orada Müslüman olsun, görünüşte muhafazakar olsun veya gerçekten öyle olsun ama adaleti umursamıyorsa ben o zeminde duramam. Çünkü benim için asıl olan şey hani adalettir. Adalet yoksa orada ben ne yapacağım? Bazı zulümlere, bazı haksızlıklara göz yummak zorunda kalacağım. Onları umursamaz hale geleceğim. Ama bunu ben kendime yediremem yani. Şimdi zaten sorun biraz da hani bu adalet meselesinde, adalet aslında göreceli bir şey değil. Yani kesin kişiye göre, zamana göre veya duruma göre değişmeyen bir kavram. Ama sorun biraz da adaleti tanımlama biçimlerimizde mi? Yani şu an mesela şu an baktığımızda buna, yani buna karşı durulması gerekiyor dediğimiz şeyde bile insanlar kendilerine çok rahat mesela bir cevaz çıkararak ya işte bu yapılabilir gibi düşünüyor. Siz hani şimdi Emine Hanım, yani nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bir toplumda yaşayan insanlara ana dilini konuşma yasağı getiriyorsanız
Bunun hiçbir izahı olamaz. Burada keskin bir, kesin bir adaletsizlik söz konusudur. Veyahut da bir toplumda yaşayan insanları siz açlığa mahkum kılıyorsanız burada kesin bir adalet sorunu vardır. Çünkü ya inandığını söylediğim peygamber diyor ki komşusu aç komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Öbür taraftan inandığını söylediği kitap diyor ki diller, ırklar Allah'ın ayetidir diyor. Şimdi sen bunu Allah'ın ayetini silmeye çalışıyorsan, kazımaya çalışıyorsan, yok etmeye çalışıyorsan burada nasıl bir inanç içerisindesin yani? Dolayısıyla burada çok derin bir adaletsizlik, yani adalete karşı duyarsızlık söz konusu. Şimdi bu duyarsızlığın olduğu zemin aslında bizim için temelde hani siyasi zeminin ötesinde bir inançla ilgili bir zemin sorununun olduğunu ortaya çıkarıyor. Öyle o zaman da ne oluyor? Bu kez o şeyi, adalet arayışını farklı güzergahlarda sürdürmek zorunda kalıyorsun. Çünkü asıl olan şey dediğim gibi adalettir yani. Şimdi bu bir araya gelme meselesine tekrar döneyim. Şimdi yani şu an işte mesela bilmeme hali, yani karşıdakini hiç duymama, sonra bilmeme de aslında biraz sonra korkmaya dönüyor. Korkudan sonra da nefret oluyor. Yani hani Türkiye'nin aslında bütün o 100 yıllık, 200 yıllık süreçlerine hani baktığımızda yaşanan bu. Şu anda günümüz açısından da biraz önce de söyledim. Yani bilmeme, özellikle seçme, yani siyasetin bunu böyle istemesi, insanların kendi barikatlarında, kendi mahallelerinde, kendi kamplarında kalması siyasetçiler için kullanışlı. Yani bunu biraz önce Ümit Bey de söyledi. Çünkü o zaman çok daha kolay safları sıkılaştırıp ona göre hani devam edebiliyor veya toplum mühendisliği yapabiliyor. Ama yani bu toplum için işte mesela Ümit Bey de dedi ya hani yaşanılabilir değil. Bunu gördüğü halde özellikle mesela toplumun işte yazan çizen kesimi de bunu şu an çok rahat şey yapmaya çalışıyor. Yani bu belki de inanmadığı bir şeyi topluma entegre etmeye çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, aslında bu yani yaşadığımız sürecin sonuçları aslında. İşte yani demin konuşmuştuk ya, biz bunu 3-4 sene önce böyle daha hani arkadaş toplantısı, çay muhabbeti şey falan başladığımızda aslında gerilim bu kadar bile yüksek değildi. Biz yine de bunu fazla buluyorduk, yani bu kutuplaşmayı. Ondan sonra ki o süreçte son 3-4 yılda da bu inanılmaz bir şekilde arttı. Şimdi bu aslında hani demin o terimi çok kullandım. Hani mahalleleşmeye, hatta bir gettolaşmaya neden oluyor. Şimdi bu aslında bir sosyal yaşam boyutu var bunun. Hani artık ilişkileri kesme seviyesinde bu gerçekleşiyor. Bir de zihinsel boyutu var bunun. Hani biz daha çok okur yazar insanlarız. Dolayısıyla zihinsel olarak da gettolaşıyoruz ve dolayısıyla hep kendi içimize kapanıyoruz. Şimdi bu son 3-4 yılda Türkiye'de çok yaygın bir şey maalesef. Yani bu hatta bu kanalda daha önce beni davet ettikleri de bunun sosyal medyada nasıl olduğunu da konuşmuştuk. Ondan sonra yani sadece kendinizle aynı fikirde olduğunu muhtemel saydığınız insanları seçerseniz takip etmek açısından. Dolayısıyla hep oradan şey ediyorsunuz. Dolayısıyla o başka bir şekilde düşünen, başka bir şekilde yaşayan ondan sonra insanların aynı konuda ne düşündüğü konusunda giderek artan bir duyarsızlığınız oluyor. Şimdi tabii burada da Ümit Hoca'nın da söylediği gibi niye adalet? İşte bunların hepsini bir araya getirecek bir kavram. Çünkü biz de kendi aramızda uzun uzun bunu tartıştık. Hani niye? Hani zemin biraz daha teknik bir kavram. Hani platform da denebilirdi buna falan denebilir, ama adalet kavramının seçilmesi aslında tamam, tarihe açıktır, kültüre açıktır, oralardan etkilenir ondan sonra. Ama adalet yeni anlamda herkesin kabul edeceği ondan sonra. Yani dünyada bir insan var mıdır? Ben adalete inanmıyorum, adalet kötü bir şey diyebilecek bir insan var mı ondan sonra? Tabii bunun için nasıl dolduracağını tartışabiliriz, ama şimdi bu konuda bir şey oluyor. Yani bir aslında toplumsal çürüme, zihinsel çürüme, yani umursamazlık,
başkasının başına gelen olumsuz, kötü bir şeyi hiç umursamama. Çünkü o senin mahallenden değil. Bölüyorum ama umursamayı da bırakın. Hatta hani en kötüsü, bence en kötüsü aşama, hani iyi oldu veya... Evet, oh oldu. Oh olduculuk gibi bir şey. Evet, bu çok yaygın maalesef. Şimdi bu tabii bir toplumu çürüten özelliklerdir. Yani üstelik şöyle bir şey de var. Onu da ben eklemiş olayım. Hani şimdi bunu hani daha... Hani ben her çevreyle iletişim olan bir insanım. Sadece Adalet Zemini platformunda değil. Ondan sonra oturup konuştuğunuz zaman birçok insan sivil muhabbette, çay muhabbetinde, samimi bir muhabbette, ondan sonra çok da şey etmiyor yani, saklamıyor. Yani işte kötü olaylar oluyor, kötüye gidiyoruz, işte toplumca şey oluyoruz falan. Ama bu onların hani politik eylemelerine, nasıl diyelim, fikri eylemelerine çok ciddi bir yansımada bulunmuyor maalesef. Şimdi böyle bir, şimdi bu da bir çürüme biçimi aslında. Dolayısıyla hepimiz ikiyüzlü, hani içindeki fikirle onun kamusal olarak ifade ettiğimiz kimlik arasında giderek bir uçurum oluşuyor. Bu çok sağlıksız bir durum aslında. Aslında sadece bunu hani konuşmak lazım sizinle. Yani evet. Bir toplumun bu ikiyüzlü bir hayatı nasıl sürdürebileceği veya nasıl bir yarılmaya sebep olabileceği. Evet, evet. Hakikaten yani çok hepimizin bir ötekilerle paylaştığı bir hali var. Ona kamusal kimlik diyelim, işte sosyal kimlik diyelim. Ondan sonra bir de şey, içeride daha samimi olduğu, kendi düşünürken veya çok samimi oldu, çok yakın hissettiği çevre, daha dar çevrelerle paylaştığı bir kimliği var. Şimdi yani artık Türkiye'de ben öyle diyorum bazen derslerde, yani sosyoloji ile psikolojiyi birbirinden ayırt etmek ya bu açıdan bir laboratuvar Türkiye yani. Ondan sonra yani artık psikoloji bağlamında tartışacağımız birçok konu aslında sosyoloji veya daha da şey anlamıyla siyaset. Yani siyasetin bu kadar derin olarak insanların gündelik yaşamlarına, zihinlerine, gündelik pratiklerine nüfuz etmesi hiçbir zaman ve mekanda sağlıklı değildir. Aslında Ümit Hoca'ya da şey sorayım yani bu arada. Siz yani böyle çok uzun bir arka planı olan ve hep de tartışılan, dönemsel olarak da işte İslamcılık muhabbeti var, evet, hiç bitmeyen bir tartışılan. Bir yandan da işte bu dediğimiz işte şey meselesi, hani kamusal alanda başka bir şey söylemek, arka planda başka bir şey düşünmek veya olan bitene sessiz kalmak. Yani siz bütün o eski geçmişi ve şeyi de düşününce, yani hem kendi mahallenizde kalmak veya orada konuşmak, oradan konuşabilmek, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçmişte çeşitli örgütsel yapılanmalar içerisinde, yani tırnak içerisinde örgütsel, bunların hani farklı anlamları var, o konulara girmeyeceğim. İçerisinde oldum. Mesela ilke olarak her zaman şunu söyledim. Dışarıda, sokakta bir polise söyleyemeyeceğim bir şeyi burada konuşmayacağım. Veyahut da burada konuşacağım her şeyi dışarıda, sokakta herhangi bir polise de rahatlıkla söylemeliyim. Benim tavrım bu olmalı. Öbür türlüsü işte Besim Hoca'nın da söylediği gibi bizleri ikiyüzleştiriyor, münafıklaştırıyor. Yani münafıklık dediğimiz şey nedir? Münafıklar peygamberin huzuruna gelirlerdi, başka türlü konuşurlardı, giderlerdi kendi şeylerinde başka türlü konuşurlardı. Ha buna kendilerini zorlayan bir şeyler var mıydı? Olabilirdi. Kendileri de böyle hissetmiş olabilirlerdi. Ama insan olmamız bize neyi yüklüyor? Bizim bu tür şeyleri, ikiyüzlülükleri aşmamız gerekiyor. Yani ortaya daha şeffaf bir toplumsal atmosfer çıkarmamız gerekiyor. Aslında siyasetin işlevi biraz da budur yani. O toplumu şeffaflaştırmaktır. İnsanların daha rahat konuşabileceği, çekincesiz konuşabileceği bir hale getirmektir. En azından kamusal alanı bu hale getirmektir. Ama Türkiye'de kamusal alan dediğimizde aklımıza nelerin geldiği ortada yani. Aşamadığımız o çok çerden çöpten problemler, engeller, bunlar ortada. Ama ben dediğim gibi başlangıçtan beri böyle bir şey içerisinde oldum. Türkiye İslamcılığı bu sorunu yaşadı mı? Yaşadı, evet. Yani işte günümüzdeki FETÖ hikayesi biraz da buna dayanan bir hikaye. Yani sen insanları yer altına itersen insanlar orada olmayacak düşlere kapılabilirler. Ama onları yer altına itmek biraz da
siyasal aktörlerin kabahati. İşin bu tarafında düşünülmesi gerekiyor. Ha, tamamıyla kabahat orada değil ama işin bu tarafında düşünülmesi gerekiyor. Çünkü İslamcılık evet böyle bir baskı dönemlerinden geçti ve kendisine biraz da böyle yeraltı hareketi olarak örgütledi. Bunu yapmaması gerekirdi. Ama bunu yaptı. Bu bir sorun. Bizim İslamcılığımızın bir sorunu. Öbür taraftan İslamcılık bunu aşabilmek için işte Fethullah Hoca'nın daha radikal bir şekilde kurguladığı düşlere bir şekilde saptı. Yani bunu bütün İslami hareketlerin hemen hemen hepsinde de görebiliriz. Yani böyle işte bir şekilde devleti ele geçirerek oradan doğru toplumu dizayn etmeyi. Tabii bu sadece bir devleti ele geçirme meselesinden de öte, az önce söylediğim gibi işte 200-300 yıllık Batı karşısındaki yenilmişliği bir aşma kompleksi olarak da ortaya çıktı. Yani bir güç elde etmek, kendini kanıtlamak, iktidarda olmak, oradan doğru kendi hakikatini topluma benimsetmek gibi bir olmayacak düşe kapıldı yani. Oysa ki peygamberin davranışı tam da tersi. Yani ona biliyorsunuz, siz de bilirsiniz, en başında bütün bunların hepsi teklif edilmişti. Oysa onların hepsini reddetti ve toplumu tabandan birlikte hareket ettiği 3-5-10 derken artan bir şeyle, arkadaşlar grubuyla, ashabla değiştirmeye çalıştı. Tabandan doğru değiştirmeye çalıştı. Burada zaten sorun biraz hani bu bir kuruma karşı bu kadar sert bakıp sonra yani orada kurumun bir sorunu olduğu, kurumun kendisinin de bir sorun olduğunu tartışmadan biz kurumları ele geçirirsek, yani mesela devletle ilgili ilişkisinde öyle diyorum. Değiştiririz diye düşündüler, evet. Ama tam tersi oldu. Kurum onları değiştirdi. Yani maalesef şu anda gördüğüm şeyler beni yani iğrendiriyor. Yani daha yüksek yapmak, daha büyük yapmak. İşte en büyük Adalet Sarayı'nı biz yaptık. İşte en yüksek gökdeleni biz diktik. Yani mesela dün şeyi gördüm tekrar, her görüşte biraz içimi kanatıyor. Şu Çamlıca'da yapılan camiyi gördüm. Yani tam Sultanahmet'in, tam Süleymaniye'nin karşısında bu ne kadar estetik yoksunu bir mimaridir. Yani oraya dikim, yani o Süleymaniye ile Sultanahmet'teki minarelerle kubbe arasındaki oran oldukça estetik bir orandır. Ama öbüründe minareler öyle yükselmiş ki kubbeyle hiçbir alakası yok. Bu nasıl bir estetik yoksunluğudur? Peki buradaki temel güdü ne? Temel güdü tamamıyla yükselmeye dayanıyor. Ama bu yükselme sadece biçimsel bir yükselme, sadece biçimsel bir güç elde etme tutkusu olduğunda işte tam da orada adaletten ayrılıyor. Çünkü o yani geçmişteki diyelim ki Sinan'ın yaptığı camideki kubbeyle minare arasındaki oran adil bir orandır. İşte adalet dediğimiz şey böyle. Yani bunun işte estetik tarafı da var, manevi tarafı var, işte iktisadi tarafı var, siyasi tarafı var. Yani toplumun her hassasını kapsayan bir şey. Oradaki belli oranları korumaya çalışan, diyelim ki toplumun üst kesimiyle alt kesimi arasındaki uçurumu daraltmaya çalışan. Mesela burada İslam'ın katı bir eşitlikçi anlayışı yok. Ama bu üst ve alt arasındaki mesafenin de açılmasını asla istemeyen bir anlayışa sahip. Şimdi yani bu meseleleri konuşunca şehir de işin içine girmeden, emek girmeden, işte haklar girmeden, yurttaşların demokratik elbette haklar, ki, özgürlük. Aslında biraz da hani bir rehinlik durumu da var. Yani bu kadar işte o iki ayrı görüşünün olması da biraz o. Yani o bütün bunlar hani mesela konuşurken hiçbirine değinmeden, mesela şehri konuşmadan adaleti konuşamıyoruz. Ya da adaleti konuşurken mutlaka şehir giriyor işin içine. Hepsi birbirine bağlı ve bunlar dertlerimiz. Şeyi hatırlatacağım ya, Adalet Zemin'in bir açıklamalarından birisiydi başlarda. Hani dert bizde, derman da bizde diyordu. Onu sorarak hani bitirmek istiyorum. Şimdi dert bunlar. Evet, dert hakikaten özgür, eşit, adil bir ülkede birlikte yaşama derdi. Derman da bizde deniliyor. Gerçekten de derman hani bizdeyse o zaman niye çıkmıyor ya da nasıl çıkar
bu soruyla hani sen önce siz sonra da Ümit Bey. Ya bu tabii çok önemli bir şey. Yani işte bizim de niyetimiz şöyle bir şey olsa gerek. Hani kısaca toparlarsak hani biz bu ülkede işte bugün sandık kurulduğunda işte kaç çeşit parti varsa atıyorum 4 mü 5 mi ben de takip edemedim. Yani işte partiye oy veren insanlar bu ülkede yaşamaya devam edecekler. Fikir değiştirebilirler yarın bir gün. Yani o A partisini atan yarın B partisini atar falan filan. Tamam ama sonuçta bu ülkede işte bu kadar nüfus yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi yani bunun daha nitelikli, daha kaliteli anlatabiliyor muyum? Bırakın demokrasi, insan hakları falan filan hani tabii onları bölüyorum ama Arad Dink'in sözü geldi aklıma. Her yer ortamda söylerim ya birlikte yaşamayı öğreneceksiniz ya da birbirinizi tüketeceksiniz. Evet, evet. Yani dolayısıyla bunu bir şekilde becermek lazım. Şehirle ilgili şeyine ben de dayanamayıp birkaç şey ekleyeyim. Bunu ben de çok önemsiyorum. Biz kendi aramızda da bunu hani bazı görüşmelerimizde buna özel vakit falan da ayırıyoruz. Yani bazı şeyler hani bazı yanlışlar kolay şey edilebilir. Nasıl diyeyim? Aslında tabii her yanlışın, her hatanın bir maliyeti vardır. Toplumsal, insani maliyeti vardır. Ama bazıları daha kolay çözülebilir ondan sonra. Ama şehir siyasetimiz, bu kentsel dönüşüm işte son yıllarda ondan sonra işte köprüler, havaalanları, şunlar bunlar. Şimdi burada alınan kararlardaki hatalar kuşakları etkileyecektir. Şimdi dolayısıyla bu kararları alırken daha katılımcı, daha demokratik ondan sonra bir şekilde eylemenin ondan sonra aslında bu kararları alanlara da faydası, bundan fayda umanlara da faydası olacaktır. Çünkü yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de zihni enerjisinin de mali işte gücünü de ondan sonra çok hani gelip geçici kararlarla, büyük kararlarla, büyük projelerle harcaması, sonra gelen kuşağın bir kuşak sonra bunu çok kıymetli bulmaması. Bir kuşağı yani, bırakın bir aynı evet, bakanlık döneminde bile evet, değişiyor. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla hani son 15 yılda 3-4 kere Milli Eğitim işte müfredat siyasetinin neyse işte bakanların değişmesiyle değişmesi gibi. Şimdi bunlar bu konuda yani böyle bir ne bileyim şehir siyaseti, eğitim siyaseti. Bunlar iki boyutu çok önemli buluyorum. Bir, mümkün olduğu kadar geniş kesimlerle A partisi bile olsa iktidarda. Çünkü 10 yıl sonra B partisi gelebilir. Yani o zaman o bina orada hala var olmaya devam edecek. Bir de eğitimde. Tabii daha istişare ederek karar almak ve bu kararları biraz da istikrarlı uygulamak. Yani hiçbir eğitim siyasetinin doğru ve yanlışlığını 3,5 yılda test edemezsiniz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani iki jenerasyon dinleyeceksiniz ki ondan sonra onu bir tekrar gözden geçirme şeyiniz olabilir. Yani şu anki özellikle kent siyasetindeki alınan kararlar çok fazla gündelik, çok fazla rant merkezli, günü kurtarmaya, gündelik siyasetin veya çıkar ilişkilerinin ihtiyaçlarına göre olduğu artık o kadar görünüyor ki bunu yapanlar da reddetmiyor zaten. Evet, onlar yani da şikayetçi, üzgünler. Çok vahim. Bizim bu birkaç jenerasyon sonra, çünkü binaları yani bu kıyafet değil ki çıkarıp atasınız, yenisini alasınız. Onun maliyeti çok daha yüksek. Şimdi dolayısıyla bunu daha geniş bir şeyle, zihinle düşünmek ve uygulamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Aslında tam Besim Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. İşte şeyde bu yine İstanbul'da yapılmış olan işte ve Türkiye'nin belki de işte Avrupa'nın en yüksek binalarından birisi olduğu söylenen bir bina üzerine yazılmış bir yazı vardı. Orada o binanın tam da olduğu mahallede o binanın tam da altında, gölgesinde bir gecekondu mahallesi var. Ve o gecekondu, şimdi bu bina yapan kişi de Müslüman iddialı, Müslüman olma iddialı birisi. Orada yaşayan insanlar da. Şimdi ama o insanlar tamamıyla o gökdelenin gölgesi altında kalıp o gökdelen tarafından, o gökdelenin bakışları tarafından ezildiler. Ve bu ezilmenin hiç kimse farkında değil. Farkında olsalar bile bu ezilme hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi bakın
her zaman bu insanlar, üstelik de bu insanlar o kadar ikiyüzlü ki her zaman şunu söylerler, bilirler. Peygamber aleyhisselam kendi tek katlı evinin üzerine ikinci kat çıkarıp, ama o ikinci kat komşusunun güneşini kestiği için o ikinci katı yıktırmıştır. Bu örneği hepsi bilirler. Şunu da söylemiştir. Komşusunun suyunu, rüzgarını, işte güneşini kesen bizden değildir gibi sözleri de vardır. Ve yine Mekke'nin olsun, Medine'nin olsun sınırlarını belirlemiş. Mekke'nin ve Medine'nin sınırları içerisinde hiçbir şey yıkılmayacak, hiçbir ağaç kesilmeyecek ve hiçbir canlı öldürülmeyecektir. Hani zararlı canlıların dışında öldürülmeyecektir demiştir. Bakın ta o zamandan bu temel ekolojik ilkeleri ortaya koymuştur. Ama bugün, ya Besin Hoca'nın dediği gibi, şehirde inanılmaz işler yapılıyor ama o şehrin ahalisinin hiçbirisinin görüşü ve dikkati alınmıyor. Ona ne zarar veriliyor? İşte İstanbul'daki gökdelenler İstanbul'un bütünüyle rüzgar haritasını değiştirmiş durumda. İnsanların havası değişmiş, suyu, rüzgarı değişmiş durumda. Yerlerdeki suları kullanamıyorsunuz. Şimdi mesela bir şeye daha örnek vereceğim. Yine hepimizin, yani İslami camianın çok iyi bildiği Ömer bin Abdülaziz denen bir şahsiyet var. Emevi döneminde 2,5 yıl yönetime geliyor. Örnek bir şahsiyettir. Emevilerin başkenti Şam ve saray. Ama o sarayda oturmuyor. Halep'e gidiyor. Halep'te mütevazı bir evde o koskoca ülkeyi idare ediyor. Koskoca ülke Endülüs'ten Çin'e kadar geniş bir ülke. Afrika'da, işte Asya'da, Avrupa'da toprakları olan bir ülke. Şimdi bunu birileriyle konuştuğumuz zaman hani niye bu şatafat? Niye bu saraylarda yaşama arzusu? Niye bu gökdelenlerde yaşama arzusu falan dediğimiz zaman birileri ya ne olacaktı? Gecekondu'da mı yaşayacaktı? İşte koskoca ülkeyi bilmem nerelerde mi yönetecekti falan gibi itirazlarda bulunuyorlar. Bakın koskoca ülke dediğiniz sonuçta küçücük bir Türkiye. Ama Ömer bin Abdülaziz'in yönettiği ülke bu ülkenin belki de 100 katı büyüklükte bir ülkeydi. Ve o ülkeyi basit bir evde yönetti. Peygamber aleyhisselam, bakın örneğimiz peygamber değil mi? Peygamber aleyhisselamın nerede yönetiyordu o şeyi? Sonuçta koskoca, yani hayatının sonuna doğru Arabistan'ın bütünü Müslümanlaşmıştı. Ve orayı yönetiyordu. Nerede yönetiyordu? Mescitte. Mescitten başka bir yer yoktu. Kendi evi bile yoktu yani. Mescit nasıldı? Mescidin, bu örneklerin şimdi bugünün dünyasına... Mescidin aslında... tavanı bile yoktu. Zemini kumdu. Ya böyle bir yerde ve orası işte Suffa'nın kaldığı, gariplerin, işte evsizlerin kaldığı bir yerdi. Kadınların mesela, yani itirazlar gelirdi mesela. Peygamber her zaman kadınlar bütün namazlarını işte mescide gelirlerdi ve onu engellemeye çalışanlara her zaman peygamberi karşısında vururlardı. Şimdi böyle bir şeyden ya günümüzde geldiğimiz noktaya bakın yani. Günümüzde yani işte o peygamber inandığını söyleyen insanlar işte okullara niye kadınlar gidiyor? Kadınların için eğitiliyorlar. Niye kadınların mescitte ne işi var? Bunu söylüyor. Bakın 1400 sene sonra geldiğimiz noktaya bakın yani. Geldiğimiz noktayı ben bir özet ya bir şeyle söyleyip bitireyim. Şimdi geçen sene Fas'a gittik çocuklarla. Ve bir kadının açtığı, bundan 900 yıl önce mi, 1000 yıl önce mi bir kadının açtığı üniversite, dünyadaki ilk üniversiteymiş. Ve bugün cami avlusuna erkek çocuğu aldılar, bizi kızlarım da almadılar. Avluya kadınları almıyorlarmış. Böyle bir örnek anlatayım, orada bilsin, çok teşekkür ederim. Fas'ta şey de var, onu da söyleyeyim de, mesela kadın hükümdar da vardı geçmişte. Tabii yani. İslam döneminde kadın hükümdar da vardı Fas'ta. Çok sağ olun. Konuşalım başka programlarda. Eyvallah, inşallah. Teşekkür ederim. Süremiz bitti çünkü. Sağ olun. Bir dahaki Yurttaş Postası'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.